Anlaştık biz. Neyse, ertesi gün imzaya gittik. Trabzonspor caydı. Küt diye bu telefonda biriyle konuşuyordu, küt diye bana verdi. Telefonda şimdiki Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey. Benim yaşam tarzım şudur yani, bunu herkese de söylüyorum. Bir Allah, iki devlet. Tak, keseceğim kalemi. Kim yapmadıysa düşür kardeşim. Cezasını ver. Eğer uymuyorsa ikinci lige düşür. Ortaya çevirir mi? Çeviriyor ve gol! Topa ver de gol! Galatasaray zaferle öne geçiyor. ...1966'da doğuyor Saffet. Sancaklı mı? Oradaki tabii soy ismimiz eski Yugoslavya, oradaki soyadımız İsmail'a geç. Yani İsmailoğulları. Tabii atalarımız bizim şu anda herkesin bildiği gibi daha Osmanlı döneminde... ...bu Karaman bölgesi denen yer ama şu andaki Karaman değil yani... ...Konya'dan Mersin'e kadar olan bölgeye Karaman bölgesi deniyormuş. Zaten Balkanlara, Balkanlar fethedildiğinde... Oraya gönderilen aileler oradan gönderilmiş. Tabii daha sonra işte aslında onu da anlatacağım. 1967'de de doğdum ben. Nüfus kağıdımda 66 yazıyor da. 67 Ağustos doğumluyum normalde. Tabii oradaki o zaman Osmanlı geriye çekildikten sonra orada kalan Müslüman Türkler büyük eziyet çektiler. Büyük baskı altında kaldılar. Yakın tarihte de 1989'da da Bulgaristan'da olduğu gibi. İşte Müslümanlığı yaşayamazsın, Türklüğünü yaşayamazsın, isimler değişecek, komünizm rejimi. Tabii bu baskılardan sonra ana vatanın haberi oluyor tabii bunlardan. Ve şey yapıyorlar, Yugoslavya hükümetiyle bir anlaşma yapıyorlar. Bizim soydaşlarımızı ana vatanımıza gönderin diye. İki tane şart var. Bir tanesi herhangi bir mal varlığı üzerinde olmayacak. Yani hiçbir şey. İkincisi de mahkemelik bir durumun olmayacak. Ancak o zaman oradan gelebiliyorsun. İşte ben de tabii o zaman bebektim, hatırlamıyorum. Daha sonra rahmetli babama sorduğumda anlattı o bana. Dedim peki o kadar mal varlığını ne yaptık biz orada? Dedi ki devrettik hepsini. Hatta tapu parasını biz verdik dedi. Kimse almak istemiyor ki, herkes geliyor zaten hani. Orada kalanlara, komşulara, akrabalara falan bırakmışız. Tabii ben de o zaman babama sordum, dedim ki baba dedim yani o kadar mal varlığını bırakıp çoluk çocuk. Ben işte 2 yaşındayım, en büyük abim de 17 yaşında, 5 kardeş, 2 abim 2 de ablam var. Bugün bir mahalleden bir mahalleye bile taşınsanız nasıl bir sıkıntı var? Her şeyi bırakıp otobüse binip başka bir ülkeye geliyorsunuz yani. Daha önce gelmediniz, bilmediniz bir ülkeye. Şey anlattı, oğlum dedi, Müslümanlığımızı, Türklüğümüzü yaşatmayacaklardı zaten dedi. Yani mal, mülk, para, toprak falan bunları nasıl kazanırız gene biz bir gün. Ama bunları yaşamadıktan sonra öbürlerin hiçbir anlamı yok. Onun için biz dedi, ana vatana onun için geldik dedi. Hakikaten de geldikten 8 ay sonra ev yapmışız yani. Ev yapmışız dedin, gece kondu tabii o zaman yani. Ama orada Sancak bölgesi var. Şu anda da aslan gibi ayakta duran Müslüman Türklerin olduğu yer. 350 bin civarında nüfusu var. 6 tane de şehir var. Zaten bir giderseniz görürsünüz. Osmanlı'nın son terk ettiği yer. Osmanlı sancağının son çıktığı yer zaten. Sancak ismi de oradan geliyor. Biz de Türkiye'ye gelince işte o zaman Sancak'ta soy ismini almışız. Orada Tutin şehri var. Tutin şehirde, şehirde de doğmadım. Ben köyde doğdum. Tutin şehrine bağlı Lipitsa köyü var. Deniz seviyesinden dağlık bir bölge orası. Karadeniz'in dağ tarafını düşünün yani, öyle bir bölge. Yaylıdır o zaman mesela. Çok felaket yani. Benim doğduğum köy de 1500 metre falan civarında yüksekliği. Orada doğdum yani, köylüyüm. Sonra da işte ana vatana geldik. İki abim var, iki ablam var. Tabii en küçüğü benim. Rahmetli babam da emniyet müdürüydü orada. Emniyet kökenli. İşte öyle geldik. Mahallede ev hanımı? Tabii annem ev hanımı. Peki, zaten köyde başka ne olabilirsin ki? Yani sonra biz gidip orayı gördüğümüzde yani nasıl bir zor şartlar altında yaşam varmış. Çeşme 2 kilometre uzakta su. Hayvancılık var. Onunla geçiniliyor. İşte şey var, orman var. Ormancılıkla geçiniliyor. Yani hayvancılık ve ormancılık. Oradaki bütün geçim kaynağı.
Babanız bir anlamda devlet memuru o zaman. Tabii. Buraya gelince o görevler de bitiyor. Buraya gelince çalışmaları. Burada işte her işte çalışmışlar yani. Abim hemen Almanya'ya gitmiş. O zaman o Almanya furyası var. Abim Almanya'ya gitmiş, para kazanmış, para göndermiş. İşte burada ablamlar tekstil atölyesinde işe girmiş. İşte öbürü bilmem ne falan yani. Hani Gazi Osman Paşa'ya gelmişiz. Gazi Osman Paşa'ya gelip yerleşmişiz. O zaman tabii ilk gelen benim 58'de büyük dayım, rahmetli meşhur Zahim Aga. O gelince devlet de yardım ediyor. Bu geliyor diyor ki nasıl bir yer istiyorsunuz yerleşmek için soruyorlar yani. Dayım diyor ki tarla olabilecek, hayvancılık yapabileceğimiz bir yer. Çünkü biz oradan o kültürle geldik. Hatta ben dayıma demiştim. Dayı dedim geldiğinde keşke boğaza çökseydin de dedim. Boğaz bizim olurdu. Dedi ki oğlum biz dedi denizden beslenemezdik ki. Çünkü biz denizi burada gördük dedi. Ben de ilk dedi büyük bir balık gördüğümde gelip eve anlattığımda işte boğa kadar bir balık gördüm dediğimde kimse inanmadı bana dedi. Biz dedi denizcilikten bilmediğimiz için şey istedik işte tarla, hayvancılık yapabileceğimiz. O zaman da Gazi Osman Paşa'nın ismi zaten taşlı tarla. Her taraf arazi, her taraf boşluk. Her gelene de böyle bir 100 metrekare, 200 metrekare arsa vermişler. Gelip üzerine bir tek katlı bir gece kondu kurulmuş. Yani çok zor şartlarda gelinmiş o zaman. Ama güzel olan taraf bu. O zor şartları bile bile gelmişler. Her şeylerini bırakıp gelmişler. Yani neye gelmişler? İşte vatana gelmişler, bayrağa, ayazana gelmişler. Yani bu çok önemli bir şey. O yüzdendir ki Balkanlardan gelenlerin vatan hassasiyeti çok özeldir, çok farklıdır. Yani bir buradan giderken vatan kaybetmişsin, o tarafı vatan yapmışsın. Sonra Osmanlı çekilince orada bir daha vatan bırakıp şeye gelmişsin, ana vatana gelmişsin. Soruyorlar bana, senin bu bayrak, vatan aşkın ne, ezan aşkın ne? Ben de diyorum ki ben iki kere vatan kaybettim. Yani o benim atalarımla beraber ben daha başka vatan kaybedemem diyorum. Onun için anlatıyorum. Tabii vatan kaybetmeyen, o zorlukları yaşamayanlar bizim kadar hassas değil demeyelim de bizim kadar o kadar hassas olamayabilirler. Çünkü eziyetleri çekmişiz biz yani. Çekilen çilenin sonunda da. Evet evet yani bir de büyüklerimizden hep rahmetli babamdan işte dayımlarımdan falan dinledim yani nasıl geldik, ne yaptık o zaman, ne ettik falan. Hakikaten çok zor şartlar altında yani. Sizin çocukluğunuzda Gazi Osman Paşa'da geçiyor. Gazi Osman Paşa'da geçti işte Küçükköy'de. Eğitim öğretimde orada mı? Cemal Gürsel İlkokulu'nda o yaş hikayesi de oradan. Ben 4,5 yaşında beni okula vermişler. Hani sokakta gezmesin diye fasulyeden. O zaman da 7 yaşında başlayabiliyorsun. Tam evin karşısı zaten. Ev 5 metre yol okul yani Cemal Gürsel İlkokulu. Sonra ben başarılı bir öğrenciymişim. Sene bitince çok başarılı notlar alınca demişler ki ya tekrar birden başlatmayalım. Yaşını büyütelim. 1,5 sene yaşımı büyütüyorlar. İşte 1966 Şubat yazıyor ya. Öyle biliyoruz. Hikaye oradan. Öyle yazıyor nüfus kağıdında zaten. Aslında 1967 Ağustos. Tarihini tam bilmiyorum çünkü köyde doğduğum için anneme sordum ben hani ne zaman tam doğdum. Ağustos'un tam ortasıydı dedi. Ben de ona 15 Ağustos yaptım doğum gününü. Çok güzel. İlkokul orada, ortaokul. Cemal Gürsel İlkokulu. Ondan sonra bitirdim orayı. Vefa Poyra Lisesi vardı. Ortaokul lise beraberdi. Vefa Poyra Lisesi'ne gittim. Ortaokul ve liseyi orada bitirdim. Daha sonra 3 defa üniversite kazandım ama hiçbirini bitiremedim. Futboldan dolayı yani futbol, başlıyorum. O zaman yavaş yavaş hayata girmeye başlıyorum. Tabii ben 18 yaşında Vefa'da profesyonel oldum. Yani Vefa 2. ligdeydi o zaman. Öyle olunca üniversite hayatıma devam edemedim. İşte şimdi gene okuyorum. Bir iki sene sürprizim olacak yani inşallah bitireceğim bu sefer. İnşallah. 18 yaşında Vefa. Vefa'da profesyonel oldum. Ama birincilikte Vefa ikincilikti. O zaman birincilik, ikincilik, üçüncülük vardı evet. Zaten. Şimdiki gibi profesyonel TFF birincilik dediğimiz öyle yoktu. Bir şey yoktu. Evet. Vefa ikincilikteydi. Ben 2 sene Vefa'da oynadıktan sonra Beşiktaş'a transfer oldum 1987'de. Efsane başkanlardan Seba dönemine mi? Allah rahmet etsin. Süleyman abi döneminde Süleyman abi aldı beni Beşiktaş'a. 1987 senesinde orada başladım birinci lige. Futbola başlarken de santrafor muydunuz yoksa hani birçok futbolcunun son zamanlarda aslında ben diyor sol bektim veya stoperdim veya liberoydum sonra böyle oldum. Şöyle, siz devamlı eskiden santrafor mu boydan? O zaman da boy vardı yine tabii haliyle. Tabii yaşıtlara nazaran. Doğumluğumda 1,5 metreymişim ya. Şimdi o zaman şöyleydi. Yetenekli oyuncuları ileriye
atıyorlardı yani gol atsın, attırsın falan yani. Ben de 10 yaşında başladım Kültürspor'da top oynamaya. Hatta ilk turnuvayı Beşiktaş'ta Hakaretler sahasında, şu anda kulüp binası var ya. O zaman Serpil Hamdi Tüzün'le Sanlı abi bakıyordu şeye, Saralioğlu altyapıya. Orada turnuva düzenliyorlardı. 96 takım katılmıştı. Oradan Beşiktaş oyuncu seçiyorlardı. İşte Gökhan Keskin de mesela benim o turnuvada final oynadık biz Yıldızspor'la. Kültürspor'la Yıldızspor final oynadı 96 takımda. Gökhan oradan Beşiktaş'a gitti. Ben de gol kralı oldum turnuvada. Beni de istediler ama o zamanki şartlarda Gazi Osman Paşa'dan oraya antrenmana gitme ihtimalimiz yoktu. Yani o zamanki şartlarda zaten bu kadar araç yok, gereç yok, para yok, pul yok. Hani mümkün değil, her gün 4-5 saat yollarda geçirmem lazım. Okula gidiyorum falan. Rahmetli babam dedi ki nasıl gideceksin dedi yani oralara falan. Tabii 1976'ydı o. 76 senesiydi. 21 yıl sonra Beşiktaş'a transfer oldum yani. Yok, 11 yıl. Öyle mi oldu? 76-80. 11 yıl sonra Beşiktaş'a transfer oldum o olaydan. O süre zarfında herhangi bir işle uğraştınız mı? Kültürspor'da oynuyordum ben işte. Okulda devam ediyordu. İki defa Türkiye'nin en iyi oyuncusu seçildim o zaman amatör kümelerde. Gol kralı oldum defalarca. Hatta iki defa Türkiye gol kralı oldum. O zaman da zaten herkes diyordu ki sen çok büyük futbolcu olacaksın. Yani bütün mahallenin abileri vardı işte. Taksici Mustafa abi, işte mezbacı Müslüm abi, başkan vardı bizim Aziz abi falan. O mahallenin abileri hep zaten beni kolluyordu. Çünkü biraz semtte böyle hızlı bir semtti. Kolay kolay kaçabilirdim başka yollara. Onlar da müsaade etmediler. Yani sen büyük futbolcu olacaksın diye. Hatta işte 18 yaşında Vefa'ya transfer olduğumda çok büyük bir adım attım profesyonelliğe yani artık. 2 sene sonra da Beşiktaş'ta ve milli takımda oynadım. Bilenler biliyorlar, bilmeyenler de öğrenecekler şimdi. Üç büyük dediğimiz İstanbul'un üç büyük, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta oynayan ilk oyuncu. Oyuncusunuz. Beşiktaş'ta başlıyor bu macera ama sanki ilk sene biraz şanssızlık da var gibi mi? Yok, ilk sene hep oynadım. Yani Gordon Bin gelmişti, beni çok destekledi. İlk sene devamlı oynadım, bütün sene oynadım. Yani 32 maç vardı, 27'sinde mi 29'unda mı ne oynadım. İkinci sene başlıyor şanssızlık. Şanssızlık derken şöyle, Metin Ali Feyyaz var. Sinan da vardı o zaman, ben varım. Ferdinand geldi. Zaten 4-4-2 oynuyordu o zaman. Türkiye'de ilk 4-4-2'yi Beşiktaş oynadı. O zaman 3-5-2 oynanıyordu dünyada. İki kişi oynayacak. Metin Ali, Feyyaz, Sinan, ben, Ferdinand. En zayıf halka benim. İkinci ligden gelmişsin. Yaşın da biraz daha genç. Sezon başladı. Ferdinand da muhteşem bir santrafordu. Ferdinand'la Ali oynuyordu. Feyyaz'ı bile sol kanada kaçırdı hoca. Hatta mesela Metin çoğu zaman Metin'i oynatmıyordu, beni oynatıyordu. Seyirci Metin'i istiyor. Metin o zaman çok popüler, çok iyi bir oyuncu. İşte o sene biz de tabii genciz biraz böyle sağa sola zıplıyoruz. Oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz, biraz olay çıkarıyoruz falan işte. Gazi Osman Paşa'nın bağrından kopup 20 yaşında bir çocuğu altına BMW'yi verirsen, para verirsen, o kadar şey verirsen, biz de biraz böyle hafif, biraz sağa sola zıplamaya başladık. Rahmetli Süleyman abi bir gün beni çağırdı. Dedi ki, sen dedi biraz dedi, niye rahat durmuyorsun? Öyle çok fazla bir şey değildi ama neticede gene oraya buraya gidiyoruz yani. Dedim ki bir şey yapmadım ben dedim. Ve bir kavga etmiştik bir yerde birileriyle. Dedi sen dedi Beşiktaş'ta oynuyorsun falan. Bana böyle kızarken ben de abi dur anlatayım dedim konuyu falan. Anlatırsın anlatmazsın. Dedi ki önünde de fikstür var. Beşiktaş lider, lig oynanıyor. En alt takım Eskişehirspor, tamam mı? Sen dedi buraya gönderirim dedi. Ben de oynuyorum o takımda. Dedim ya gönderirsen gönder. Biz de o zaman asilik istediğin kadar. Tamam çık dışarı dedi. Kovdu beni. Sabah saat 9'da ev telefonu çalıyor. O zaman cep telefonu yok. Annem dedi ki biri arıyor dedi. Kaldırdım ben dedi Eskişehirspor Kulübü Başkanı Aydın Bey Gitar. Buyurun dedim. Süleyman abi seni bana verdi. Nereden alayım seni dedi. Ben sabah kendimi Eskişehir'de buldum. Tabii Süleyman abi bize biraz da iyi ki yapmış. Biraz ders vermek için, biraz hayatı öğretmek için. Yani Beşiktaş'tan, lider takımdan Eskişehirspor'a gidiyorsun. Yani Eskişehirspor'a da küçümsemem arası ama lig sonuncusu o anda. Hani bir anda şampiyonluğu oynayan takımdan küme düşme oynayan bir takıma. Bir sene oynadım orada. Çok da iyi bir sezon geçirdim. En çok golü attım o zaman orada. Sonra geldim. İkinci sene gene lig başladı. Bu sefer 3 tane İngiliz geldi. Hakikaten yeri yok.
oynuyoruz, oynamıyoruz, kulübedeyiz, giriyoruz, çıkıyoruz falan. Benim de oynamam lazım yani kendimi geliştirmem için. Sonra bir gün gene Süleyman abi, herhalde kulübün gene parası bitmişti. Çağırdı beni, dedi ki Konyaspor'a gideceksin 6 ay dedi. Niye dedim? Öyle dedi, ben öyle istiyorum dedi. Tabii o zaman itiraz edemiyoruz, Süleyman abi itiraz yasak. Ve Konyaspor'da oynadım. O 3. sezondu. Sonra 4. sezonda döndüm artık, hani Konyaspor'da da çok iyi oynadım. Hakikaten hem Eskişehirspor'da hem Konyaspor'da çok iyi oynadım, goller attım. Döndüm 4. sene, tam oturdum, oynamaya başladık. Ordu milli takımının maçı var Fransa'da. Yenersek Dünya Kupası'na katılacak Ordu milli takımı. Bir anda A milli takımda oynayan, askerliğini yapmamış kim varsa bir hafta 10 gün içinde asker aldılar bize. İlginç. Tabii tabii, dünya üçüncüsü olmuştuk zaten o Hollanda'da yapılan şampiyonada. Yani kadro şöyle, Trabzon'dan Ünal, Hami, Orhan, Ogün falan, Beşiktaş'tan ben, Şifo, birileri Galatasaray'dan Tugay, o öyle kadro yani. Bir anda bizi askere aldılar. Hafta içi Ankara'ya gidiyoruz pazartesi günü. Cuma dönüyoruz. Antrenmanlara çıkmadığım için Beşiktaş'ta oynama şansım kalmadı zaten. Bir sene de Sarıyer'de oynadım işte o arada kiralık. Yani Beşiktaş'ta 4 sene kaldım. Ama toplam oynama şeyine baktığın zaman 2 sene diyebiliriz böyle maçlara vurursak. Kocaeli'ye geçeceğim ama askerlikte ilginç olmuş. Ne kadar sürdü askerlik süresi sizde? O zaman 20 aydı askerlik. Biz o şampiyonayı oynadık. Şampiyona bittiğinde ben 10 aylık falan askerdim işte. Dünya üçüncüsü olduk. Ama tabii bize askerlik yaptırmadılar. Yani Ordu milli takım kampındayız. Aynı futbol takımı antrenmanı. Sonra o bitince bir 3 ay Selimiye'de askerlik yaptım. O normal askerlikti zaten hani. Sonra Kocaeli Spor'a transfer olunca işte bir 10 ayda Kocaeli'nde askerlik yaptım. Yani 20 aydı o zaman askerlik. Ama bize tabii kolaylık sağlıyorlardı. Yani normal asker gibi değildik. Kocaeli Spor bir anlamda en azından benim acizane görüşüm, sizin deyim yerinde şaha kalktığınız yer, evet, gibi doğru geliyor bana, doğru, çocukluk yıllarımızda doğru, ama unutamadığımız yıllardan. Yani hep Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı, Trabzon'u biraz hatırlarız. Hep onlar kafayı oynar. Aa, bir de baktık Kocaeli Spor diye bir takım var. Hem de daha şeye yeni çıkmış. 2. ligden 1. lige yani. Şimdiki, evet, Süper Lig'e yeni, evet, çıkmış bir takım. Hiç unutulacak gibi değil. Güvenç Kurtar diye bir adam var. Teknik direktör. Futbolcular var. İşte Saffet Sancaklı diye bir futbolcu var. Hatta Bülent Uygun falan da Bülent, var. Bülent oynuyor. Hatta bir forvetiniz daha var. Ergun. Ergun. Deli bir takım. Şampiyonluğa da gidiyordu. Ne olduysa son 4-5 haftada, belki de ayrı olarak birazdan oraya gireriz, fikstürün gazabına mı uğradılar? Yok, ne oldu? Bir anda yok, üç büyüklerle birlikte oynayınca göçtünüz. Son haftalara doğruydu. Çok iyi, evet, hatırlıyorum onu. Onu da söyleyeyim. Ben bir arkadaşım dedi ki, ben de Beşiktaş'tan kontrat imzalamadım. Sordum. Benle imzalamak istediler. Kontratım bitmişti o Sarıyer dönüşünde. Dediler ki işte seninle kontrat yapmak istiyoruz transfer masasında. Dedim ki İşte şartların ne, ne istiyorsun falan. Dedim ben bir şey istemiyorum, para olarak veriyorsunuz zaten hakkımızı da dedim. Yani ben geliyorum buraya dedim. Bu sene de acaba gene alacak mısınız 3 tane yabancı? Zaten Metin Ali, Feyyaz var, yer yok dedim. Ben de iyi bir noktaya gelmişim artık, hani milli takım düzeyine gelmişim. Kulübede de oturmak istemiyorum. Bunu anlatırken o zaman Allah rahmet etsin, ismini unuttum, ikinci başkan vardı. Döndü bana dedi ki sana mı soracağız dedi kimi alıp almayacağımızı falan masada böyle. Dedim ki ben dedim bana sormayacaksınız ama alacaksanız ben gideyim başka bir takımda oynayayım. Bu da dedi ki imzalıyorsan imzalayın, imzalamıyorsan çık, böyle bir sert bir şey yapınca. Ben de biraz gururuma dokundu. İyi dedim, ben de çıkıyorum o zaman. Çıktım. Peşimden yöneticiler geldi. Ya işte falan, yok dedim ya. Yani ben size adam gibi bir şey soruyorum. 6 tane adam var, 3 kişi oynayacak. Ben de 7.'yim dedim. Yani oynamayacaksam gideyim başka yerde oynayayım. Sezon başlıyor, beni kiralık veriyorsunuz. Yani şimdi geleceğimiz var dedim falan. Öyle çıktım oradan, Trabzonspor'la anlaştım. Şenol Güneş'in ilk teknik direktörü olduğu, Mehmet Ali Yılmaz başkan. Gittim, anlaştık biz. Neyse, ertesi gün imzaya gittik. Trabzonspor caydı imzadan. 10 yıl sonra 2002 Avrupa Şampiyonası'nda, 2000 Avrupa Şampiyonası'nda Şenol Hoca da gelmişti işte, Mustafa Hoca'ydı. Sonra Şenol Hoca aldı takımı. Orada ya niye Trabzonspor'a gitmedin falan, üç büyüklerde oynadın diye bir soru gelince dedim Şenol Hoca burada anlatsın beni niye almadıklarını. Ama hiç bilmiyoruz ha konuyu. Şenol abi orada anlattı. Dedi ki ya dedi o gün dedi biz dedi seninle anlaştık ya, sabah imza atacaktık. Gazetecinin biri bana dedi ki Saffet'in kalp rahatsızlığı var. Ondan sonra öyle deyince dedi biz de seni almadık dedi.
ondan sonra. Gerçek miydi? Kalp hastalığı mı? Yok ya. Yani işte Şenol abinin bana söylediğini söylüyorum. Çünkü ertesi gün ben gittim, Sadır Şener ikinci başkan. Ben geldim, bu ters davranıyor bana. Söylediğim para çok, bilmem ne. Baktım bunlar, dedim siz vazgeçtiniz herhalde dedim. Konuşmaya gerek yok yani. Öyle ayrıldım. Nedenini bilmiyorum. Ondan sonra Şenol abi 10 yıl sonra anlattı. Trabzon olmadı. Ben de Fenerbahçe ile anlaşmak üzereyim. Görüşüyoruz. Bir arkadaşım var benim, çok sevdiğim, rahmetli oldu şimdi. Dedi ki, ben dedi söz verdim Sefa Sirmen'e dedi. Seninle görüştüreceğim. Dedim Sefa Sirmen kim? Dedi Kocaelispor'un başkanı ve belediye başkanı. Dedim ben ikinci lige mi gideceğim şimdi dedim. Ya dedi gitme dedi, git görüş. Ben de bunu kırmamak için gittim. Gittim işte, başkan da beni almaya kafaya koymuş. İşte o zamanki paralar böyle 300 milyon lira mı ne, ben anlaşmışım Trabzonspor'la. Bana diyor ki 400 falan. Ben diyorum ki başkanım ben ikinci lige gelemem, anlatıyor. 500 falan. 600 falan. Ondan sonra devam etsem sohbete büyük para alacağım. 750 milyona benim ağzımı eve dedirtti bana yani orada masada. Tamam dedim. Geceydi. Tamam dedi. Sabah 10'da dedi kulübe dedi imza töreni. Ben de sabah gece düşündüm sabaha kadar benim ne işim var ikincilikte. Yolda gittim. Kocaeli'ne girdim. Arabayla girdik o tren yolunun orada. Kulüp oradaydı eskiden. Binlerce insan var sokaklarda falan. Ben de zannettim ki bir miting var. Bir parti genel başkanı geliyor. Bir şey var falan. Dedim ki Kocaelispor kulübü binası nerede falan diye oradan bir sordum onu. Beni arabadan söktüler zaten. Omuzlara bir aldılar. Meğerse o millet beni bekliyormuş. Yani ne zaman organize oldunuz yani geceden sabaha. Caymaya gittim. Cayamadım. Yani hakikaten transfer öyle oldu. Sonra o sene takım şampiyon oldu. İşte şimdiki PTT Ligi'nin gol rekoru hala bende. 30 muydu? Hatırlamıyorum gol sayısını ama hala bende yani. Bu 29 yıldır kırılamadı bu rekor. O sene bir rekor gol attım yani. Şeye bakın siz, bilmiyorum o şeylerde vardır. Ondan sonra tam sayıyı hatırlamıyorum. İşte o zaman da dedim ki başkana, başkan ben şampiyon oldum. Şöyleydi, 500 milyon alacağım, 250 milyon lira da takım şampiyon olup gol kralı olursam idi. Takım şampiyon oldu, gol kralı oldu. Ben de işte başkan yaşıyor hepsi orada. 250 milyon lirayı geri verdim, bu çok para diye. Dedim 500 yeter bana, 250'yi geri verdim. Ya bu tarihte herhalde olmamış bir şey. Birinci lige de çıktık. Ben de geldim Galatasaray'la anlaşmaya. Allah rahmet etsin Ekrem Dürüst. İkinci başkandı o zaman. Galatasaray'la anlaşmak üzereyim yani. Sefa Sirmen çağırdı beni. Dedi ki sen buradan gidersen dedi. Olmaz dedi, bu şehirle artık sen bütünleştin. Şudur budur. Sefa Sirmen zaten öyle bir adamdı ki öldürmeye gitsen bir de borç para verip çıkarsın yani. Öyle bir adam. Tatlı dilli. Oradan girdi buradan çıktı. Bana imzayı attırdı. İşte o başlangıç Kocaelispor'un o şampiyonla oynadığı sene. Tabii ilk yarı ben şimdi yanlış bakabilir bakarsın 19 gol mü ne attım? Ergun da 17 gol atmış. Hani ben gol krallığında öndeyim, ikinci sırada Ergun var. Galatasaray'dan bir puan öndeyiz. Beşiktaş'tan falan 5 puan, 6 puan öyle. Evet. İkinci devrenin ikinci maçında Altay'la oynuyoruz. Altay'da. Şimdiki Alpay işte, şimdi mecliste benimle beraber milletvekilliği yapıyor. Alpay stoper oynuyordu o zaman. Bir atladı bana, benim ayak bilek bağlarımı kopardı. Çok büyük bir sakatlık. Pazartesi Hollanda'ya gidiyorum, cumaya kadar tedavi oluyorum. Geliyorum maçı oynuyorum iğneyle, gidiyorum böyle bir 3-4 ay öyle sürdü. Ben ikinci yarı 5 gol mü ne attım toplamda. Ben gol atmayınca Ergun da etkilendi, takım da etkilendi falan derken biz o sene tahmin ediyorum sakatlanmasaydım Kocaelispor şampiyon olurdu o sene. Çünkü öndeyiz Galatasaray'la Beşiktaş'tan, iki maçta içeride oynuyoruz. İki beraberliğe şampiyonuz yani hani. Ama tabii Beşiktaş'a yenildik. Galatasaray'la beraber kaldık. Sonra içeride yanılmıyorsam Sarıyer'e mi ne yenildik? Fenerbahçe'ye yeniliyorsunuz burada. Fener'e burada yenildik. Fener'in iddiası yoktu zaten hani şampiyonluk iddiası. Galatasaray'la evinizde beraber kalıyorsunuz. Beraber kaldık Galatasaray'la. Beşiktaş'a yenildik. Geldik Fener'e yenildik burada. Bir de Sarıyer'e mi ne yenildik o zaman içeride. Şampiyonluk gitti yani. Son 5-6 haftada tek galibiyet. O benim o sakatlığım çok etkiledi. O sezonun akabinde Galatasaray'la bir anlaşma var. 3 sene oynadım Kocaelispor'da, sonra Galatasaray'a gittim. Ama o şampiyonla oynanan sezonun akabindeki iki sezonda Kocaelispor bir şey yapamıyor o zaman. Bir sezonda oynadım. Siz oynuyorsunuz. Ama Kocaelispor o şaşalı yılını bir daha yaşayamadı mı?
Şöyle o senenin sonunda bir sene sonradan bahsediyorsunuz değil mi? Şimdi bakın şeye de ya dördüncü bitirdik ya beşinci. Gene hani şey ama şampiyonla oynayamadık. O şaşalı sezon. E tabi büyükler saldırdı bizim oyunculara. Bülent'i aldılar, onu kaptılar, bunu kaptılar falan hani. Anladın mı? Hani takımı da dağıttılar. Klasik İstanbul lobisi. İyi takım yakaladı mı parçalıyorlar yani normal. Galatasaray'a gelişiniz. Galatasaray'a şöyle, o sene bitirince ben, bu da tarihi bir şeydir yani bunları hiçbir yerde anlatmadım. Eskiden bonservis parası yazılırdı. Aldığı paranın 2,5 katı bonservis parasıydı. E düşük gösteriliyordu zaten o kontratlar. Benim 1 milyar lira o zamanki parayla bonservisim vardı. 1 milyara boştaydım. Ben de izin aldım Kocaelispor'dan. Dedim artık ben Şampiyonlar Ligi oynamak istiyorum. Artık hani Sefa Bey de şehirde tamam dedi hani. Çünkü o seneden sonra bir sene daha kaldım ben. Evet. Ama dedim ki bak öbür sene ben gidip Şampiyonlar Ligi oynayacağım. Artık hani futbol kariyerimde bir o eksikti. Şampiyonlar Ligi başlamış düşünün o zaman hani. Oynamak istiyor insan yani. O duruma da gelmişim. Galatasaray'la anlaşmaya gittim. Adnan Polat kulakları çınlasın. Çağırdı beni. Masada işte konuşurken falan böyle dedi ki tabii Galatasaray kulübü ikinci başkan. Profesyonel şube sorumlusu. Galatasaray kozu var dedi ki bana. Biz dedi 3 tane santraforu belirledik dedi. İşte sensin şu bir de şu. Ondan sonra işte şartlarını söyle. Anlaşırsak seni alırız falan. Böyle biraz böyle üstten konuşunca bana. Ben de dedim ki Adnan abi dedim siz gidin öbür arkadaşları alın dedim. Masadan kalktım gittim ben tamam mı? Alp Yalman aradı beni. Ya kaptan dedim masadan kalkmışsın. Abi dedim ya. Yani şu anda ligin en iyi santraforu benim. Bunu herkes kabul ediyor. Ben de isteyerek Galatasaray'a geleceğim. Galatasaray olmasa Fener'e gideceğim. Bir yere gideceğim zaten. Şu anda oraya gelmişim ben. Adnan abi dedim bana yok seni işte 3 kişi istiyoruz. İşte böyle küçümser gibi konuşunca dedim. Ben de dedim şey yaptım. Kızdım masadan kalktım dedim. Yahu dedi gel dedi falan filan. Neyse bir daha buluştuk Adnan abiyle. Dedi ki nedir dedi hani şartlarım falan. Ya dedim şartlarım falan yok aslında dedim. Neyse şartlar şu anda bizim fiyatımız 3 aşağı yukarı belli. Yazarsınız dedim. Biz de seve seve Galatasaray'da oynarız. Ama dedim bir tane şartım var dedim. Ne dedi? Kocaelispor'a dedim bonservis parası 10 milyar lira vereceksiniz dedim. Bir de 3 tane oyuncu vereceksiniz. Oyuncular da dedim Yusuf. Yusuf abi vardı. Ben gidiyorum diyor onu takım kaptanı olarak orada. Kocaeli. Yusuf abi takım kaptanı yapacağız. Mustafa Hoca gelmiş Kocaelispor'a o sene. Dedim ki kimi istiyorsun Galatasaray'dan? Dedi ki Yusuf, Cengizhan, Mustafa, Papen Mustafa. Ben de Adnan Polat'a dedim ki bonservisim karşılığında dedim 10 milyar vereceksiniz dedim nakit para. Bir de 3 oyuncu. Adnan abi dedi ki bana sen deli misin dedi ya. Ne oldu dedim. Sana ne bonservisinden dedi. Senin bonservisin 1 milyar lira dedi. Dedim şart sordunuz ben de söylüyorum. Benim paradan kesin bir kısmını dedim. 10 milyar vereceksiniz Kocaelispor'a. 3 oyuncu yoksa olmaz bu iş. İşin neticesinde 10 milyar lira para 3 oyuncu karşılığında ben kendi paramdan da fedakarlık yaparak ki bunu kim biliyor işte Sefa Sirmen biliyor yaşıyor kendisi. Hiç bunları da bir yerde anlatmadık yani ben Galatasaray'a transfer oldum. 100 yılın en büyük transferiydi. Yani yüzün derken hem benim aldığım rakam hem bonservis parası o zamana kadarki en büyük transfer. Şehre karşı takıma karşı da bir vefa. Öyle de yapmam lazımdı zaten. Yani ben o 10 milyarı kendime de alabilirdim. Ki o zamanki 1994'teki 10 milyara da girerseniz dolardan bakarsanız bir servet yani. Galatasaray'da da yine sayısız goller attınız ama orada da şampiyonluk olmadı sanırım. Olmadı. İlk sene 9 puan öndeydik. Meşhur bir Samsun, Antalya, Antep faciası Samsun, var bir hafta Samsun, içerisinde. Antalya. 9 puan kaybettik. 8 puan öndeydik Beşiktaş'tan. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi maçı. Şampiyonlar Ligi'nde maçlar. Barcelona'yı yendik. İşte o Manchester'la o berabere kaldık o zaman. Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi bir başarı. Ondan sonra ama bazen işte kısmet olmadı mı olmuyor. Akabinde Galatasaray'dan sonra? Tabii o zaman Galatasaray'da bazı problemler oluşmaya başladı. Yani takım içerisinde malum o zamanki problemler başlayınca. Malum. Malum derken bu işte bu FETÖ METÖ olayları falan yani. Tabii bilmiyoruz o zaman ne olduğunu ama takımda bir huzursuzluk var yani. Nitekim de o senenin sonunda Hakan Torino'ya gitti zaten. O ilk senenin sonunda. Gitti birkaç ay sonra geri geldi Hakan.
Yani o zaman dedikodu da olsa hakikaten ateş olmayan yerden duman çıkmıyor. Ya ateş var, ateş olmayan yerden duman çıkmıyor. Var da bil ne olduğunu bilmiyoruz ama takımda bir şeylik var. Böyle Hakancılar, Hakancı olmayanlar gibi bir hava vardı o zaman. Ama tam ne olduğunu da bilmiyoruz ki o zaman. Nereden bileceğiz benim neyin ne olduğunu ama takım içinde bir huzursuzluk vardı. Sonra ligin devre arasında baktım ki canım artık o kadar Galatasaray'da oynamak istemiyor. Galatasaray'da oynamak istemiyor derken o ortamda olmak istemiyor. Bir takım problemler çıktı takım içerisinde. Derken ben bir gün basın toplantısında konuşurken hiç kimsenin haberi yok. Ben dedim Galatasaray'dan ayrılıyorum. Hatta orada bazı arkadaşlara döndüm dedim ki size bırakıyorum Galatasaray'ı. Ama bu Galatasaray'ın sonu kötü dedim haberiniz olsun. Ben gidiyorum. Basın da sizin. Hep sizin olsun dedim yani. Madem dedim böyle bir durum var falan. Bazı olaylar olmuştu. Anlatmayacağım. Hayatım boyunca da anlatmayacağım zaten. O olayları. Size karşı yapılanlar mıydı? Yok. Yoksa bana karşı yapamazlar. O zaman da ben yani bu futbol camiasının böyle en güçlü karakterlerinden birisiydim. Bana ne yapacaklar? Bana bir şey yapamazlar da. Ama takımın huzuru bozuldu. Ben oynadığım takımların çoğunda takım kaptanlığı yaptım. Ve benim oynadığım takımlarda hep genelde huzur vardı. Çünkü problem oldu mu çözüyorduk. Şahsileştirmiyorduk hiçbir şeyi. Ama iş o dönemde böyle takım ikiye üçe bölündü gibi oldu Galatasaray'da. Bana müsaade ediniz. Ya takım içinde millet birbirine pas atmaz hale geldi. Yani hani mecbur kalmadıkça pas atmıyor falan yani. Ben de gidiyorum dedim. Ve çıktım kulüpten. Bir dakika sonra Alp abi aradı beni. Sen dedi manyak mısın? Sen ne yapıyorsun dedi. Açıklama yapmışım falan. Dedim abi gidiyorum ben dedim. Nereye gidiyorsun dedi. Vallahi dedim müsaade ederseniz Avrupa'ya gideceğim dedim. Ondan sonra. Dedi ki olmaz şudur budur neyse. Sonra bir daha buluştuk falan. Dedim abi gidiyorum ben. Yani ben gitmeye karar verdim artık. Dönüşü yok. Söz Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a gitmeyeceğim. Hani rakip. Tabii gitmeyeceğim. Ben dedim Avrupa'ya gideyim. İsteyenler de vardı. Sonradan olaylar olunca Sefa Bey dedi ki bana oğlum yuvaya dön dedi o zaman. Ne gideceksin Avrupa'ya şudur budur falan. Oradan da çok dostlarımız var derken. Kocaeli Spor'dan olunca Evren diye bir oyuncu vardı. Galatasaray da onu istiyordu. Adnan Polat dedi ki bana o zaman sen Kocaeli Spor'a dön. Evren Turan. Evren'i alalım biz dedi. Hoca çok istiyor dedi Evren'i falan. Hem bize de bir oyuncu kazandırmış olursun falan. Oradan da baskı gelince ben de Kocaeli Spor'a döndüm. Tekrar Kocaeli Spor. Orada da fazla yine durmadınız. Tekrar İstanbul. Duramadık. Duramadık derken ben dönmüştüm. Temelli dönmüştüm zaten. Ben Aralık ayında Kocaeli Spor'a döndüm. O senenin sonunda Avrupa Şampiyonası var. 96 Haziran'da İngiltere'ye gittik biz milli takımla. Alişen Başkan, Sayın Alişen yönetim kurulu Sefa Sirmen'le otele geldiler. Sefa Bey dedi ki bana kaptan dedi beni zorla uçağa bindirip getirdiler buraya. Seni istiyorlar dedi. Ondan sonra dedim abi kusura bakma işte Duygu da o zaman kızım yeni ilkokula başlayacak okula yazdırmışız elbiselerini almışız yerleşmişim ev almışım kocanın dayamışım döşemişim. Dedim ben gitmek istemiyorum hiçbir yere falan. İstiyorsun istemiyorsun derken istemiyorum ben hiçbir yere gitmek istemiyorum artık yeter dedim yani oradan oraya. Olmadı o iş orada. Ben istemedim yani istemedim derken Kocaelispor'da kalmak istedim. Tekrar bir gittim oraya bilmiyorum o görüntüleri basından belki bir yerden bulursunuz. Kocaeli'ne girmeden gişeler var. Yani Kocaeli merkezi orası en az 8-10 kilometre. Oradan şehir merkezine kadar on binlerce insan karşıladı beni. On binlerce yani öyle tarihte öyle bir şey olmamıştır yani. Bulursanız o görüntüleri vardı. En azından Kocaeli yerel basınında falan vardır. Üstten görüntüler var çekilmiş falan. İnsan seli yani on binlerce insan. Ben dedim daha gitmem bu insanlar beni böyle karşıladı etti. Neyse lig başladı. İkinci hafta biz oynadık. Belçika'ya milli maça gittik. Döndük. Maçı oynadık. Döndük. Sefa Bey beni belediyeye çağırdı. Günlerden de böyle salı mı neydi? Salı günüydü galiba. Kaptan dedi kulübün dedi çok borcu var. Bankalar dedi kulübe el koydu. Artık dedi o durumdayız dedi. Fenerbahçe dedi astronomi bir para teklif ediyor. Hakikaten o zamanki şartlarda normalin 3 katı 5 katı falan yani. Ben dedi sana git demiyorum ama dedi durum da bu dedi. Gözlerinden yaş aktı. 3 kişi konuşuyoruz şahitle ama o şahit olan da tabii şu anda rahmetli abisi Rıza abi. Dedim başkan gidersem sokağa çıkamazsın kulüp başkanlığını da bırakmak zorunda kalırsın. Bu millet seni sokakta gezdiremez dedim. Haberin olsun. Ben de biliyorum dedi ama dedi işte kulüp böyle şöyle durumda. Vefa Küçük seni İstanbul'da evinde bekliyor dedi.
Ben de gecenin saat kaçı, 9-10'u falan bilmiyorum. Geldim Vefa abinin evine. Vefa abi böyle böyle işte, dedi şudur budur anlattı. Şu kadar teklif ediyoruz falan. Teklif ettikleri para da zaten iyi. Yani her şeyi bir de Fenerbahçe yani. Bir de üç büyüklerde oynayacağım ilk defa. Aslında istiyorum. Ama. Kim istemez yani. Ama oradaki o zamanki atmosfer falan. Tabii Fenerbahçe'ye transfer oldum o zaman. O haftada Sefa Sirmenlik maça gitti. 30 bin kişi yuhladı, küfür etti ve kulüp başkanlığını bırakmak zorunda kaldı. Yani dediğiniz bu oldu. O sokaktaki öyle bir atmosfer vardı. O Kocaeli'deki o zamanki atmosfer sadece bir futbol takımı değildi. Kocaeli Büyükşehir, Kocaeli Spor'un sayesinde oldu. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Spor'un sayesinde geldi. Yani o zamanki Kocaeli Spor sadece böyle bir futbol takımı değildi. Yani hafta içi ben halk günü yapıyordum. Her hafta bir futbolcu, iki futbolcu gidip halkla Fethiye Caddesi'nde sohbete gidiyordu salı günleri falan böyle. Öğleden sonra. Ya, sohbete 10 bin kişi gelir mi ya? Hani öyle bir atmosfer vardı o zaman. O yüzden de öyle de sonradan da Fenerbahçe'ye transfer oldum. Üç büyüklerde oynayan ilk insan olarak da tarihe geçtim. Hayatım boyunca da yaşayacağım en büyük onurlardan birisi. Orada da yine sayısız golleriniz vardı. Yavaş yavaş futbolculuk artık bitmeye doğru geliyor. Akabinde de 2-3 veya Anadolu Kulübü ve futbolculuk bitiyor. Fenerbahçe'de ben futbolu bıraktım. 1998'in işte Eylül'ü, Ekim'i falan. Ben futbolu bıraktım. Futbolu bıraktım. Geldim. Futbolu bıraktıktan bir ay sonra falan Yılmaz Vural aradı beni. Yani oynuyorsunuz, onun için 2000 yılına kadar gözüküyor. 99'da bıraktım yani, 99'da bitti. Bir Konya maceram var bir 5-6 ay. Dedi ki ya 4 maç 0 puan aldım burada dedi. Konya'da büyük para harcamış. Çok kötü durumdayım, bir gelsene dedi, oyunculara bir moral verirsene, bir maçımı seyret falan. Tabii o kurmuş kafasında. Ben de gittim Konya'ya. O zaman Konya'ya uçak her gün yok. Ankara'dan uçak gecikti. Ben gidene kadar tam maçın sonuna geldim. O gün de 4-0 yenildi içeride Yılmaz Hoca. 5 maç 0 puan. İşte akşam oturuyoruz moral vermeye çalışırken falan. Gecenin böyle 12'si 1'i. Dediler ki hadi bir yere çay içmeye gideceğiz. Ben o zaman Kombas'ın, Konyaspor'un ve Kombasan Holding'in patronu Haşim Bey var. Onun evine götürdüler. Haşim Bey anlatıyor bir şeyler. Adamın futbolla yakından uzaktan alakası yok yani. Bir şeyler anlatıyor. Beni de tanımıyor. Ondan sonra. Ama demişler bu adamın alınması lazım. İşte konuşurken bu bana dedi ki ben de o zaman Fenerbahçe'den 800 bin dolar alıyorum yıllık yani. Hani o son işte 2 sene 800 bin dolar yıllık alıyorum Fenerbahçe'den. Bu da 2 milyon mark yapıyordu o zaman. 2.4, 2 milyon mark. Bu şimdi bana dedi ki konuşurken ya dedi ben dedi parasıyla değil mi falan dedi. Ben de sinirlendim dedim ki beyefendi emeklilik nedir biliyor musunuz dedim. Biliyorum dedi. Ben emekli oldum artık dedim. Ben futbolu bıraktım. Ben top oynamayacağım. Buraya dedim. Yılmaz Hoca'ya moral olsun diye geldim dedim. Ben dedim oynamayacağım. Dedi ki 1 milyon veririm sana dedi. Mark. Mark. Ya beyefendi dedim. Para konuşmuyoruz dedim. Tamam mı? Tamam 1.5 dedi falan. 2 dedi falan. Adam ben de kalktım. Dedim yok bu sohbet başka yere gidiyor dedim. Kalktım ben. Gecenin 3'ünde evinden kalktık. Sabah da işte Ankara'ya gidip uçağa binip geri döneceğim. 5. Dedi, yok. Dediler ki Haşim Hoca çok rica etti. Bir kahve içelim falan tamam mı? Ya dedim adam gene başlayacak şimdi hani 3 vereyim 5 vereyim falan. Yok dediler. Gittik neyse. Ben tam orada otururken adamla kahve içerken küt diye bu telefonda biriyle konuşuyordu. Küt diye bana verdi. Telefonda şimdiki Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey. O zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ya kaptan dedi, aradılar beni de dedi, ne diyeyim sana ben dedi falan. Dedim abi ben futbolu bıraktım. Hani oynamayacağım. Ya dedi beni de aradılar işte hani biliyorlardı hani seninle olan abi kardeşliğimizi şudur budur falan derken. Oyna dedi 5-6 ay bir şey olmaz ya falan filan. O atmosferde biz evet dedik. Ve Konyaspor'da bir tahmin edelim böyle bir 5 ay gibi falan bir maceramız var yani. Futbolculuğu noktaladık. Bırakalım. Menajerliğinizi hatırlıyorum ben. Ben futbolu bırakayım dedim. Şenez abiye gittim. Şenez abi dedim ben futbolu bırakıyorum. Şenez abi o zaman Futbol Federasyonu Başkanı. Dedi ki neyi bırakıyorsun? Daha 31,5 yaşında falanım yani. Evet. 32 değilim. Dedi ki bırakamazsın dedi. Bırakacağım abi dedim ben. Karar verdim bırakıyorum dedim falan. Dedi ki o zaman dedi bir şartla bıraktırırım seni dedi. Ne dedim?
Ben de desene dedi 2 sene 6'şar arayla 4 tane ülkeye göndereceğim işte. Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere falan. Kurs göreceksin. Dönünce de milli takımı sana vereceğim dedi. Ondan sonra. Dedim Şenaz abi ben biraz sahalardan uzak duracağım dedim. Yani artık stat görmekten, havaalanı, otel görmekten bilmem ne gına gelmiş. Ben dedim biraz rahat yaşamak istiyorum yani biraz. Sonra bakarız falan dedim. O zaman dedi sana son bir şans daha dedi. Bu FIFA lisansı alacaksın dedi, menajerlik yapacaksın dedi. Türkiye'de bu yok dedi. FIFA'da işte o zaman söylüyor 400 dosya var, 100'ü Türkiye'den diyor falan. Büyük açı, gel bu sistemi yerleştir o zaman dedi. Ben de baktım o zaman işime geldi. Yani hani gene dışarıda olacağım ama içinde olacağım. Ve imtihana girerek Türkiye'de ilk FIFA lisansını aldık. Lisans numaramız da 251 olması lazım. Yani dünyada 250 kişide olan lisansı aldık ve menajerliğe başladık. Şimdi buyurun menajerlikle ilgili sor. Menajerlikte de yine sayısız oyuncular özellikle hangi takımaydı sizin? Doğu hepsini ilgili biz getiriyorduk. Yani o zaman Diyarbakır'la ilgili bir anınız var. Diyarbakır'la ilgili çok önemli bir anım var. Onu mecliste de anlattım. Eğer istiyorsanız söyleyeyim onu yani. Şimdi tabii bu Türkiye'de birileri kaşıyor bir şeyleri. Yok Kürtler, yok Lazlar, yok Boşnaklar, yok Türkler bilmem ne. Öyle bir şey yok. Biz kabul etmiyoruz onu zaten. Binlerce yıldır burada kardeş kardeş yaşıyoruz. Burada anayasada Türklük tarifi var. Kim burada yaşıyorsa o tarife uyuyorsa Türktür zaten. Ama kendi etnik kimliği, özel kimliği ayrıdır. Ona da kimse bir şey demiyor. Ki ben de Gazi Mahallesi'nin dibinde büyüdüm. Çocukluğum Kürt kökenli arkadaşlarımızla geçti. Ne bir günden bir güne sorduk nerelisin, ne bir günden bir güne problem oldu. Sadece soruyorduk hangi evde oturuyorsun, akşam top oynamaya çağıracağız yani. Ben bir de bunu bu filmde oynadım yani hiç bir problem olmayan bir ülkede böyle problemler yaratmaya çalışıyorlar. Bir gün de mecliste gene böyle bir tartışma olunca bu HDP'li milletvekilleri bunu iyi de niye böyle üstüne basa basa şey konuşunca bu ayrışmayı yapmak istiyorlar. Ortalığı tahrik ediyorlar. Ben de dedim ki bizim grup başkan vekilimize ben bir 10 dakika konuşayım dedim. Çıktım kürsüye. Döndüm bunlara dedim size iki tane şey anlatacağım. İyi dinleyin beni dedim. Bir tanesi Bosna, Hersegovina. Eğer bugün Bosna, Hersegovina ise en büyük pay iki tane Kürt kökenli vatandaşın dedim. Bir tanesinin adı Turgut Özal, bir tanesinin adı Hikmet Çetin dedim. Birisi Cumhurbaşkanı, biri Dışişleri Bakanı o zaman. Ve resmen müdahale ettiler yani her türlü. Ve bugün Bosna-Hersegovina var dedim. Rahmetli Özal'la şey Boşnak mı dedim. Değil. Bir tanesi bu. İkincisini de iyi dinleyin beni dedim. Ben menajerliğe başlamışım dedim. Rahmetli Gaffar Okan da Diyarbakır Spor'u birinci lige çıkarmaya çalışıyor dedim. Emniyet müdürü. Niye? Oraya da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gitsin. Oraya da Doğu'da da olsun. Yani bir sosyalleşme olsun falan. Ve ligin devre arasında Fenerbahçe'den iki tane oyuncu kadro dışı kalmıştı. Biri Kemalettin, biri Safet Akbaş. Tabii Fenerbahçe'den, Süper Lig'den oyuncu gider mi ikinci lige Diyarbakır Spor'a? Gitmez. O zamanki paraları hesaplayın dedim onların bonservis paralarını. Kaç para? Şimdi dedim kafanızda bir hesap yapın, bir şey anlatacağım size dedim. Rahmetli Gaffar Okan beni aradı dedim. Bana dedi ki kaptan, bu iki oyuncu lazım bize. Bu Diyarbakır Spor'un birinci lige çıkması lazım. Buradaki insanların da sosyalleşmesi için, ülkenin kaynaşması için. Senden rica ediyorum bunları bize ne yap et? Getir. Ben de dedim Aziz Yıldırım'a gittim. Ha dedim rahmetli Gaffar Okan yaşamıyor. Ama o dönemki 20 tane yönetici yaşıyordur. Gidin dedim. O dönemdeki yöneticilere bakın dedim. Hani bu anlattığım doğru mu değil mi dedim. Ben de gittim Aziz Yıldırım'a dedim ki bu iki oyuncuyu bana verir misin? Ben dedim onları transferini yaptırayım. Aziz Yıldırım da verdi. Bir bonservis parası söyledi. Ben de aldım o iki tane oyuncuyu. İkna ettim. Bonservis paralarını da cebimden verdim dedim. Diyarbakır Spor'a hediye ettim. Şimdi dedim ben Kürt kökenli miyim? Değilim. İşte dedim sizin yaptığınız yanlış bu. Şimdi hesaplayın dedim. İki tane Fenerbahçe'den oyuncuyu ikinci lige kaç paraya gelir? Onun da bonservis parasını ben cebimden ödedim dedim. Gidin de yöneticilere sorun şimdi dedim. Bakalım dedim şimdi anlatıyorsunuz yok şuymuş yok buymuş dedim ayrıştırmaya çalışıyorsunuz falan. Sesleri kesildi. Sonra ben dışarı çıkınca onların grup başkan vekili geldi. Ya dedi biz bilmiyorduk bunları. Ya bilmenize gerek yok bunları mı anlatacağız size? Ben Diyarbakır'a yardım ettim bilmem ne. Biz Türkiye'de kardeş kardeş yaşıyoruz. Böyle bir olay olmuştu. Var mıydı futbolculuk yıllarında da siyasete merak veya önceden böyle bir heves? Veya futbolculuğu erken bırakırken
ben artık kendime yol çizeceğim, siyasi arenada devam edeceğim gibi bir düşünceniz var mıydı? Yok, hiç yoktu. Sadece çocukluğumda ülke ocaklarında gidip geliyorduk. Tabii ülkücüyüm yani. O çocukluğumdan beri ülkücüyüm. Bunu herkes biliyordu top oynarken ama ben her oynadığım takımda da herkese de aynı şeyi söylüyordum. Futbol oynarken milli takım oyuncularının bir siyasi görüş belirtmesi, ona göre tavır alması kesinlikle doğru değildir. Çünkü biz işte şimdi 82 milyon, o zaman herhalde 70 milyondu, 65 milyondu. Biz o milli takım oyuncusuyuz. Ve benim oynadığım hiçbir takımda siyasi görüş kimse belirtemiyordu. Ben müsaade etmiyordum zaten, özellikle takım kaptan olduğum yerlerde. Ben de belirtmiyordum böyle açıktan. Ama ülkücü olduğumu herkes biliyordu. Futbolu bıraktıktan sonra da zerre kadar siyasette, zerre kadar yani şeyim yoktu. Öyle bir tarzımın siyasete uymadığını düşünüyordum. Ben zaten 99'da bıraktım. 2010'da rozet taktı Sayın Genel Başkanım bana. 11 sene ben zaten uzak durdum. Ama o arada bir 2007'de milletvekili teklifi yapıldı. Bana Milliyetçi Hareket Partisi'nden. O zaman da olmadı yani. Ben uzak durdum siyasette. Ha, uzak dururken tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin her seçim kampanyasında ülke ocaklarına özellikle elimizden gelen maddi manevi yardım her zaman yaptık. O süreçte de sağ olsun Sayın Genel Başkanımız her seçimde teşkilatlar, belediye başkanlığı seçimi, milletvekili seçimi her sefer gelip teklif yaptılar, ettiler. Ben hep uzak durdum 2010'a kadar. Ülkücülüğün başlangıcı bunu da anlatmıştım. Göçmenlikle alakalı mı yoksa? Şöyle yok. Aileden gelen bir şey miydi? Lise 1'e gidiyorduk. Bizim de okul kurtarılmış bölgede o zaman. Orta 3'e gidiyorum. Bizim okulda asker polis gelemezdi o 79-80 senesinde. Tamamen dev sol ve dev genç kontrol ediyordu okulu. Oraya polis asker de girmiyordu zaten. Onların kontrolünde. İşte İstiklal Marşı okunmuyordu pazartesi, cuma günleri. Onların sloganları atılıyordu falan. Biz de çocukuz o zaman. Çok bir şeyden de anlamıyoruz. Bir gün işte Türk bayrağını indirip orak çekici koydular oraya. Ben de yanımda bir arkadaşım vardı. Dedim ki ne yapıyor bunlar dedim. Türk bayrağını niye indirdiler dedim. Dedi ki bunlar dev solcu, dev genç işte. Bunlar dedi komünizmi getirmeye çalışıyor. Şunu anlatıyor, bunu anlatıyor falan. Peki dedim bu ülkede bu bayrağı dedim buraya koyacak kimse yok mu dedim. Yani bunlar böyle istediği gibi hareket ediyor. Var da dedi bu okulda yoklar dedi falan. Kim onlar dedim. Ülkücüler dedi. İlkücü lafını orada duydum ben. Dedim ki beni götürebilir misin onlara biliyor musun? Meğerse çocuğun babası zaten bizim Gaziosmanpaşa'da ülkücülerin başkanı. Ben orada ülkücü oldum öyle. Yine tüyler dikildi tabii hani bende bunu anlatınca. Ülkücülüğüm öyle başladı bilmeden. Bayrağı indirdiler diye. Siyasetten devam edelim. Mevcut siyasi durum hakkında da kısa bir görüş alalım sizden. İlginç tartışmalar. Sosyal medyada bir sürü karşılıklı atışmalar. Ama ülkenin de içinde bulunduğu bir durum var olsa gerek herhalde. Siz Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu dünya konjonktüründe ne alemdeyiz? Yüzyıllardır zaten bu tarihte Haç-Hilal Savaşı vardır. Yani bunu biraz geriye giderseniz zaten yüzyıllardır görürsünüz. Bu devam ediyor. Bugün dünya haritasının önüne koysanız, hiçbir ülkeyi de bilmeseniz, deseniz ki dünyanın en stratejik noktası neresi diye, direkt Türkiye'yi gösterirler zaten. Asya ile Avrupa'yı bağlıyor. Bir. İki, İslamiyet'in ve Türklüğün kalesi. Şimdi bu iki noktaya baktığımızda, dünyadaki bu meşhur emperyalist dediğimiz güçler seni hiçbir zaman rahat bırakmayacaklar zaten. Bundan sonra da bırakmayacaklar. Daha önce de bırakmadıkları gibi. Alevi-Sunni çıkarıyorlar, Kürt-Türk çıkarıyorlar, PKK'yı çıkarıyorlar, DAEŞ geliyor, öbürü gidiyor, ekonomi geliyor. Bu hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni rahat bırakmayacaklar. Çünkü rahat bıraktıkları, bizi 10 sene rahat bıraksınlar, biz gene eskisi gibi dünyaya hükmetmeye başlarız. Ana şey bu. Ha şimdi iç siyasete döndüğün zaman da çeşitli partiler var tabii. Her partinin kendine göre tüzüğü var, programı var. Ben diğer partilerle ilgili bir yorum yapmak istemem. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'yle ilgili yok ülke olarak demiştim. Yorum yapmak istemem derken herkesin kendine göre bir yorumu var. Onun için kimseyi etkileme babında da diğer partilere de saygısızlık olmasın diye de diğer partilerle ilgili pek yorum yapmam zaten. Ben de 9 yıldır siyasetteyim. Ama Alpa ile ilgili bir şeyler söyler misiniz? Alpa ile ilgili söyleyeceğiz tabii. Milliyetçi Hareket Partisi şöyle bir partidir. Yani işte şu parti bu parti ben MHP değil. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir sloganı vardır. Ben bunu hep slogan zannediyordum Ankara'ya gitmeden evvel.
Türkiye Cumhuriyeti'nin sigortasıdır diye. Ben hakikaten bunu slogan zannediyordum yani eskiden Ankara'ya gitmeden evvel. Ama bu 9 yıldır oradayım. Hakikaten gördüm ki Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin sigortası. Ne kadar güçlü olursa Türkiye Cumhuriyeti o kadar güçlü olur. Ne kadar zayıflarsa da Türkiye Cumhuriyeti zayıflar. Şöyle bakın, Türkiye'ye ne zaman operasyon yapılacaksa bir operasyon, bir sene öncesinden MHP operasyon yapılır. Şöyle geriye doğru bir giderseniz, en sonunda 15 Temmuz'dan birkaç ay önce Milliyetçi Hareket Partisi'ni bölüp içinden başka bir parti çıkardılar. Yani şöyle genel baktığınız zaman o yüzdendir ki çok büyük onur ve gurur duyuyorum Milliyetçi Hareket Partisi'yle orada olmaktan. Yani şu anda milletvekiliyiz belki ama milletvekili olmasam da ben o ülkücü hareketin bir ferdi olarak, bir neferi olarak hep gurur duyuyorum. Bunu her yerde söylüyorum. Yani. 15 Temmuz, onun öncesinde siz de aynı kefeye koyar mısınız? 17-25 Aralıklar, gezi olayları, aynı minvalde izlenen olaylar gibi. 3 aşağı 5 yukarı aynı merkezlerden organize ediliyor. Yani onu zaten görmemek için kör olmak lazım. Hakan Şükür'ü bu 15 Temmuz'un akabinde savunduğunuza yönelik iddialar ve bu iddialar sebebiyle de size karşı ağır eleştiriler var. Bu insanlar ki Arif'le birlikte, Arif Erdem'le, siz hayır bunlar vatan haini değil, bunlar vatana hizmet ettiler gibi laflar ettiniz mi, etmediniz mi, nedir, ne değildir? Şimdi meşhur bir papa fıkrası var. Papa gelmiş New York'a iniyor. Papa'ya diyorlar ki, efendim genel evleri de ziyaret edecek misiniz yani bu diye. Papa da diyor ki, genel ev var mı diyor New York'ta. Ertesi gün gazete manşetlerinde Papa iner inmez genel evleri sordu diye bir manşet var. Şimdi olay şöyle oldu. 15 Temmuz gecesi olduktan ertesi gün bizi olağanüstü mecliste toplantıya çağırdılar. Maalesef bu FETÖ nasıl her yere daldıysa siyasette de var. O zaman da kimlerin olduğu bile 3 aşağı 5 yukarı devlet tarafından biliniyordu meclisin içinde. Tabii 16 Temmuz itibariyle herkes 16 Temmuz kahramanı oldu. Kürsüye çıkan FETÖ'ye küfür ediyor, hakaret ediyor, terör örgütü diyor falan. Ama diyenlerin bir kısmı da o organizasyonda olanlardan. Biliniyor zaten. Tabii öyle olunca ikide birde de dönüp böyle bana doğru falan işte Hakan'la Arif de hain zaten falan. Ben de ondan sonra söz aldım. Dedim arkadaşlar size bir şey anlatayım ben dedim. Şimdi Hakan'la Arif şu 15 Temmuz'a kadar milli kahramandı bunlar dedim. 50'şer yüzer defa İstiklal Marşı okuttular. Bu kadar göğsümüzü kabarttılar dedim yani ülke olarak. Ha 15 Temmuz gecesiyle ilgili eğer Hakan'ın, Arif'in bilgisi, dahli, olur vermesi neyse varsa zaten vatan haini bunlar. Bunu da devlet biliyor. Ne yapmışlar bugüne kadar biz bilmiyoruz ki. Devlet zaten gereğini yapacak. Ama dedim o Hakan Şükür'le Arif'e hain diyen nereden? Bir sürü var burada dedim. Haberiniz olsun yani o zaman. Burada da bir sürü hain var. Şimdi bu Hakan'ı övmek mi? Veya Hakan'ı korumak mı? Ben ne çıkacağım Hakan'a sahip? Kızıyorum Hakan'a. Arif'e de kızıyorum. Siz zaten milli kahraman olmuşsunuz. Sizin bu halk almış zaten bizi getirmiş. En tepeye koymuş. Ben 20 yıl geçmiş futbolu bıraktım. Sokakta yürüyemiyorum. Millet üstüme atlıyor. Sarılıyor abi nasılsın, kaptan nasılsın falan diye. Sizin neye ihtiyacınız var? Yok Ali'ymiş, Veli'ymiş, FETÖ'ymüş, KETÖ'ymüş. Ben kızıyorum onlara. Ama o söylediğim konuda da oradaki bulunan FETÖ'cülere söyledim. Gelip burada yalandan gürültü yapmayın yani. Biliyoruz kim olduğunuzu. Konu oydu. Ama alıp o Papa'nın hikayesi gibi onu alıp Saffet Sancak'la onları savundu. Ne savunacağım? Bir sürü yanlışlar yapmışlar. Bir sürü hatalar yapmışlar. Gereksiz işler yaptılar. Onları savunacak neyini savunayım yani? 90'lı yıllarda ben, kişiler. Benim yaşam tarzım şudur yani. Bunu herkese de söylüyorum. Bir Allah, iki devlet. Onun dışında ben kimseyi tanımam. Yani hani kimseyi de savunmam. Niye savunayım ki? Koca koca adamlar bir hata yaptıysa şey yapsınlar. Şimdi suçunuz yoksa gelin kardeşim Türkiye'ye. Sıkıntı büyük tabii. Gelin deyin ki ya ey büyük Türk milleti. Biz bir hata yaptık ya. Bu sahtekarın peşinden gittik. Bu hainin peşinden gittik. Büyük bir hata yaptık. Özür diliyoruz Türk halkından. Cezamıza da razıyız. Eğer onların bu 15 Temmuz'la ilgili bir yaptırımı yoksa ki ben tahmin etmiyorum. Olsa bugüne kadar çıkardı hani 15 Temmuz'la ilgili onların bir yardımı, yaptırımı falan bilmiyorum. Onu devlet biliyor. Bu millet size bir şekil affeder. Bir şekil bu devlet size gene belki sahip çıkabilir. Ama
Yani olmuş bir şeyler yoksunuz şimdi. Millet de diyor ki vallahi o zaman yaptı bunları ne yaptıysa. Psikolojik bir şey. Millet haksız mı? Ya haksız değil, millete ben hak veriyorum diyorum. Ama Hakan da Arif de diğerleri de kim varsa gelsinler Türkiye'ye. Kabul etsinler yaptıklarını. Desinler nasıl kabul edenler var. Evet. Diyor ki evet biz diyor gittik bunların peşinden ama bir baktık bunlar devleti bölmeye kalktı. Devleti ele geçirmeye kalktı. Biz o gece gördük ve artık onlara düşmanız. Birçok adam affedilmedi böyle. Belki bunlar da gelip böyle bir şey yaparsa... ya diyecek ki pişmanım kardeşim ben hata ettim. Hata ettiklerini de görüyorlardı şu anda. Şu anda görmüyorlar mıdır hata ettiğini? Bahsek onu kişilerin ben görüyorum sanmıyorum. Görmüyorsa o zaman baksınlar işlerine. O kafada değiller. O zaman o kafada değillerse devam etsinler. Bundan sonraki 7 sülaleleri hain olarak kaydolacak bu Türkiye Cumhuriyeti'ne. Torunu bir gün İstanbul'da gezerken polis bakacak onun kim olduğuna, ona kötü muamele yapacak yani. Bunu kurtarmak istiyorsanız o zaman buyurun. Yani ha şunu yani net şunu söylüyorum. Bu FETÖ terör örgütü veya başka terör örgütlerine, Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlık yapan organizasyonların kenarından, kıyısından, içinden kim geçiyorsa ben onları savunma ihtimalim hiç yok. Hayatta savunmam. Hatta tersi yani. Millet anlıyor ne dedim. Gayet iyi anlamışım. İşte yani FETÖ ile 1994'ten beri ben mücadele ediyorum. Millet 15 Temmuz 2,5 yıldır öğrendi neyin ne olduğunu. Ben 94'ten beri mücadele ediyorum. Bununla da gurur duyuyorum. Alpay Özalan'la ilgili siyaseti bitireceğim yavaş yavaş ama. İkiniz varsınız herhalde başta. Milli sporcu olarak ikimiz varız. Ben tektim 550 kişilik şeyde. Şimdi Alpay da geldi. Onu pek sizin gibi görmüyoruz. Yani sizi kürsüde, meclis kürsüsünde aralıklarla da olsa yani konu spora dayandığı zaman en azından sizi görüyoruz. Alpay Bey'in durumu nedir, ne değildir? Alpay yeni milletvekili biraz öğrenecek biraz bekleyecek yani biraz öğrenecek oranın. Ya biz spordan geliyoruz ya, bizim hayatımız şortla eşofmanla geçmiş. Bürokrasi bilmeyiz, o raconları bilmeyiz. Ben de ilk gittiğimde bir 3 ay en arkada koltukta oturdum seyrettim orayı. 3 ay hiç konuşmadım, hep seyrettim. Yemin töreninden sonra bak çözmeye çalıştım yani ne oluyor burada, ne yapmak lazım, nasıl davranmak lazım falan diye. Bu da normal bir şey. Alpay'ınki biraz benden uzun sürdü ama adaptasyon sürecindedir. Yani ilerleyen zamanlarda mutlaka oyuna gerektiği gibi girecektir. Olması da gerekiyor. Neden? Alpay'ın bir avantajı var. İktidar milletvekili. Yani bütün bakanlıklar orada. Bir hükümet bunlarda, cumhurbaşkanlığı bunlarda, her şey bunlarda. Yani Alpay avantajlı. Yani ben de Alpay'ın daha aktif olmasını, daha özellikle Türk Sporu ile ilgili projelerde daha etkili olmasını istiyorum. Mutlaka çalışıyorlar yani. Türk Sporu da bence Türkiye'de değil dünyada da en fazla rağbet gören spor dalı futbol. Burada da futbol son derece rağbet görmekte. 7'den 70'e herkes en azından takım tutuyor. Fenerliyim, Galatasaray'ım, Trabzonluyum diyebiliyorlar. Ama o futbolun bu kadar herkes içindeyken, bu kadar sevilmişken, bu kadar yatırımlar yapılmışken, yani bizim çocukluğumuzda siz daha iyi biliyorsunuz için içindesiniz. Yani toprak sahalardan geldiniz. Ama şimdi bakıyoruz neredeyse her ilde muhteşem statlar var, kapalı spor salonlarımız var. Ama bir yerlere gidemiyoruz. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Olmayacak. İçinde bu kafayla olmayacak. İçinde bulunduğumuz durumda, ekonomik açıdan bakıldığında özellikle de, batak. Yani bu bataklık lafı da uydurma değil. Bilhassa şirket olduğu için bu dört büyük kulübümüz kapa yapılan bildirimlerde bilirkişi raporlarından alıntıdır. Yani şu 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 nedenlerden dolayı bataklık durumuna geldi ibaresi direkt vardır. Ne olacak bunu? Nasıl düzelteceğiz? Size öyle sorayım en azından. Bir şey anlatayım ben size. Şimdi Türkiye Süper Ligi'nde 18 takım var. 18'de PTT Ligi'nde 36 takım diyelim. Diğerleri de var da. Yönetim kurulları da tahmini böyle 20 kişiden desek ortalama. Evet. 36 ile 20'yi çarparsanız yani 720. Altta var, federasyon var, o var derken Türk futbolunu tepede 1000 kişi yönetiyor. Yönetici bazında 1000 kişi ortalama yani. İçlerinde bir tane milli futbolcu yok. Bakın yönetim kurullarına,
her şeye bakın. İçlerinde bir tane milli futbolcu yok. Bu en son federasyonda şimdi Selim abiyle Hamit'i benim zorlamamla, benim baskımla, kamuoyunun zorlamasıyla falan usulen aldılar yani. Şimdi futbolu yöneten 1000 kişinin içinde milli futbolcu olmaması demek Türk futbolunun bu hale neden geldiğini bir kere hemen cevabı. Tamamen futbolun dışından insanlar futbolu yönetiyor. Peki bu Türk futbolunun dışındaki insanlar neden Türk futbolunu yönetiyor? Soru burada değil mi? Tabii ki. Holding patronları, üst düzey yöneticiler, hep bu iş dünyası değil mi? Şimdi size acı olanı söylüyorum. Bu insanlar güç savaşını futbol kulüpleri ve futbol üzerinden yapıyorlar. İhale savaşları, güç savaşları, prestij savaşları. Neticede güç. Bunun içinde para da var, prestij de var, her şey var. Bu savaşları aşağı yukarı bir 20 yıldır özellikle bunu yapıyorlar. Peki böyle bir atmosferde futbolun gelişme ihtimali var mı? Yok. Kulüp başkanlarına, kulüp yöneticilerine, federasyon başkanlarına, yöneticilerine bir baksanıza kim bunlar? Yani bir yönetim kurulu açıklanıyor, sanki TÜSİAD açıklanıyor. TÜSİAD yönetim kurulu zannediyorsun. Ha bunlar kendi branşlarında başarılı adamlar. Adam holding patronu olmuş, üst düzey yönetici olmuş. Bunlar zaten kendi branşlarında çok başarılı insanlar ki oraya gelmiş. Peki holdingler almış başını giderken para olarak bir kere holding patronu olmak için parayı yönetiyor bilmen lazım. Yani onu bilmen lazım. Parayı yönetemezsen nasıl holding patronu olacaksın değil mi? Holdingler alıp başına giderken kulüpler niye batıyor? Aynı adamlar, aynı yöneticiler holdingi yukarı götürürken kulüpler aşağı gidiyor. Neden? Şimdi 5 yıldır meclisteyim, 5 yıldır bağırıyorum kulüpler birliği yasası çıksın diye. Çıkarttıracağım da, zorla da olsa çıkarttıracağım. Yani zorla derken baskıyla, ikna ile çıkarttıracağım. Maddenin bir tanesini söyleyeyim sadece oradaki. Kulüp başkanları ve yöneticiler bulundukları dönemdeki borçlardan sorumludur. Bakalım Falcao'ya 25-30 milyon euro veriyor musunuz o zaman? Veya diğerlerin verdiği paraları, tamam mı? Geçen sene Sayın Maliye Bakanımız Berat Bey mecliste dedi ki bana kulüplerin bu durumda çok kötü durumdalar. Önüme raporlar geldi. Müdahale etmemiz lazım dedi. Ben de dedim ki sadece finans yönünden müdahale edip öbür taraftaki müdahaleler olmazsa hiçbir şey yapamayız. Komple bu sistemi, bu olmayan bir sistemi, böyle bir bataklık düşünün, bir çukur içinde bataklık var. Bunu komple atacağız. Hiç Avrupa'ya gitmeye gerek yok. İnternette bile yazıyor nasıl yönetiliyor FIFA, UEFA kuralları, anladın mı? Sadece parayı halledersek olmaz. 2009'da da hallolmuştu. 10 sene sonra kulüpler battı gene. Ona rağmen... Yani bu bankalar birliği yapılan anlaşmada çare olmayacak. Olmayacak. 7 milyar TL'sini... Borcun 12 milyar TL'nin, 7 milyar TL'sini, geçen gün Bankalar Birliği Başkanı açıkladı, oradan gördüm yani. 7 milyar TL'sini yapılandırdılar. 2 sene ana para ödemesiz, 5 yıl, işte 7 yıl ne kadar anlaştılarsa. Şu bile sadece boğulan bir adam düşünün denizde, kafasını bir kaldırdın, 2 nefes al, tekrar aşağı. Daha kötü duruma düşecekler. Neden? İstedikleri gibi parayı harcıyorlar. Nasıl ceplerinden çıkmıyor. İhale güç savaşlarını yapıyorlar. Havaları da çok iyi yerinde maşallah. Yani böyle devam ederse ki Türk futbolu şu anda uçurumun kenarında değil. Çoktan düştü. Çoktan düştü. Sezon başı Katarlılar bu televizyon yayın ihalesini iptal edeceklerdi. Kulüp başkanları beni arıyor. Ne olur müdahale et. Ben meclisten çıktım. Bir de adamlara diyorum ki kontratınız var. Doğru tabii. Kontratınız var, kontratınıza sahip çıkın dedim. Daha 3 sene kontratınız var. Halbuki adamlar da haklı. Dijitürk satışları gitmiş. Statlarda ilgi az. Marka değeri gömülmüş aşağı. Reklam alamıyor. Bu kuruluş Avrupa'da 25 tane, dünyada 25 tane ülkede yayın yapıyor. İngiltere Ligi'nde yayın yapıyor ama İngiltere Ligi'ni diğer 24'e de satıyor. Yani bir sistem kurmuş, para kazanıyor. Türkiye Ligi'nde 500 milyon dolar veriyorlar ki çok büyük bir para değil. Adamlar diyor ki biz çekiliyoruz kardeşim. 160 milyon dolar da tazminatı da ödeyip çekileceğiz. Niye? 25 ülkenin hiçbir tanesi Türkiye Ligi'ni almak istemiyor. Bir marka değeri yok, bir şey yok. Şimdi çok acı bir tablo. Tahmin ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Katarlarla olan ilişkisinden biraz da onlara herhalde müdahale etti. Ve 500 milyon yanılmıyorsam 410 milyon dolara mı? Biraz çekildi. Evet, 90 milyon dolar indirimle devam ediyor. Seneye daha da indirim isteyecekler.
Yani Türk futbolu uçurumdan çoktan düştü zaten. Ve şu anda ben geçen sene dedim ki kayyum atayalım dedim bu federasyona. Böyle olmayacak dedim. Dediler ki niye öyle diyorsun? Ya 5 yıl önce zaten FIFA kayyum olarak atandı. 5 yıldır Fenerbahçe diyor ki sen 30 milyon harcayacaksın. Beşiktaş sen 29, Galatasaray sen 32. Şey yapmıyorlar, sisteme uyamıyorlar, Avrupa kupalarına katılmıyorlar. İşte para cezaları geliyor. Kadro kısıtlaması cezası geliyor. Zaten kayyum var 5 yıldır. Niye elin İsviçrelisi oradan İsviçre'den bize kayyum atansın yönetsin ki? Biz 82 milyondan Türk futbolunu, federasyonu yönetemeyecek insanlar mıyız? Federasyonun da bu yönde bir hamlesi vardı. O ne, söyleyeceğim. Nedenince merhem olur. Şimdi söyleyeceğim. Şimdi tabii böyle olunca ülkenin geldiği nokta şu. Türkiye'nin en zengin adamı Fenerbahçe Kulübü Başkanı oldu. Sayın Ali Koç. Müdahale edemiyor. Ya düşünün kulüplerin geldiği noktayı düşünün. Türkiye'nin en zengin adamı kulüp başkanı oluyor. Ve belki de çok uzun yıllardır, çok uzun yıllardır para pul meselesini araya koymadan sadece prestij için bir kulüp başkanı oldu. O da Ali Koç yani. Öyle bir şeyde zaten ihtiyacı da yok. Bir şeyde ihtiyacı yok. Türkiye'nin %10'u o ailenin. Ama o geldi müdahale edemiyor. Niye demiyor biliyor musun? Ali Koç aslında cebinden çok para koydu. İlk defa bir kulüp başkanı cebinden hibe ediyor. İlk defa benim bildiğim. Ha, ufak tefek paralar belki olmuştur ama bu boyutta ilk defa Ali Koç veriyor. Ali Koç daha verecek. FIFA diyor ki olmaz diyor bu kara para kontrolü yapıyorlar öyle giremezsin. E ben diyor sponsorlarımı getirdim. E geçen sene kaç paraydı Fener'in sponsorluk? Atıyorum 30 milyon euro. Tamam bu sene 35 diyor. 135 olamaz. Yoksa Ali Koç bütün şirketlerini de koydu oraya hani. Sonra kampanya yapmak zorunda kaldı. Ali Koç gibi adam kampanya yapmak zorunda kaldı. Kampanya ne yapıyor biliyor musun? Kulübe bir para sokamıyor. E kampanya yapayım. Tamam 25 bin kişiden fazlası bağış yaparsa kampanyayı kabul ederiz diyor FIFA. Ali Koç hatırlıyor musunuz? Diyordu ki 1 lira yatırın ama kampanyaya katılın. Aslında Ali Koç'un paraya falan ihtiyacı yok. Kulübe para sokamıyor. Düşünün kulüplerin geldiği noktaya. Ali Koç durmadan çıkıp konuşuyor. Diyor ki bu durumdayız, bu durumdayız. Beni bir tek Saffet Sancaklı anlıyor, bir tek Saffet Sancaklı söylüyor diyor. Bunu boşuna söylemiyor çünkü aynı şeyi konuşuyoruz. Doğruyu konuşuyoruz, doğru bir tane. Ha şimdi federasyon değişmeden önce ben dedim ki gelin dedim federasyon başkanını eski bir milli sporcu yapalım. Yönetime de %25 gibi olsun. Onlar milli takımlarla uğraşsın. Olmuyor mu? Tamam. Başka birisi başkan olsun ama 5-6 tane de eski milli sporcuları alalım. Bunlar milli takımları yönetsinler yani. En iyi hukukçu olsun. En iyi finansör olsun. En iyi sponsor bulan adam da olsun. En iyi inşaatçı da olsun yönetimde. Yani ben sadece futbolcuları alıp yönetsin demiyorum. Ama milli takımları ve organizasyonu eski milli sporcular yönetmesi lazım. Fatih Hoca'yı getirdik. Milli takım direktörü yaptık. Abi. O tekniki manada. Ben yönetim bazından bahsediyorum. Olsun Fatih Hoca Futbol Federasyonu Başkanı. Fatih Hoca antrenörlüğü bırakırsa olsun milli takımlar sorumlusu. Yönetim bazından bahsediyorum ben. Eyvallah. Bak bakalım organizasyon nasıl olacak. Yani Fatih Hoca'yı kariyer olarak Fatih Terim diyorum. Birçok arkadaşımız var öyle. Birçok beraber oynadığımız bizim büyüklerimiz var. Bizden daha aşağıdan gelen zımba gibi çocuklar var. Siz önceki federasyon zamanında bunu dediniz. Ne oldu? Millet sokak arkama geçti benim. Dedi ki doğru söylüyor bu Saffet Sancaklı. İlla Futbol Federasyonu Başkanı olsun diye baskı yapılıyor. Benim öyle bir niyetim yok zaten olamaz. Ben milletvekiliyim şu anda. Ama ben doğruları söylediğim için sokak dedi ki ya bu adam doğru söylüyor kardeşim. Bunun dediği olsun. Baskıyla şunla bunla işte iki kişi şimdilik aldılar. O da bir aşama. Ben şimdi diyorlar ki bana sen ne diyorsun Nihat Özdemir ve yönetimi? Onu soracağım. Eskiden söylediğimin aynısını söylüyorum. Beni kimin başkan olduğu, yönetimde kimlerin olduğu, işin sonunda beni ilgilendirme. İlgilendiren şu, Türk futboluyla ilgili gerekeni, doğruyu yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Yapan kim olursa olsun ben destekleyeceğim. Ama yapamayan, yapmayan kim olursa olsun da karşısında duracağım. Şimdi işte Nihat abi federasyon başkanı oldu, yönetim oluştu falan. Koşturuyorlar, iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Fakat sistem öyle bir kilitlenmiş ki, öyle bir bataklık olmuş ki buna arttaki o kurulları koy, merkez hakem kurulunu koy, kulüp yönetimlerini koy, federasyonu koy. Öyle bir Arap saçına dönmüş ki
çözülmesi söz konusu değil bu sistemde. Dediğim gibi bunlar hepsini kenara çekeceğiz. FIFA'dan, UEFA'dan kuralları alacağız. Bir kitap hazırlayacağız, kırmızı kaplı kitap. Anayasayı yazacağız. Sonra adam gelecek diyecek ki ben federasyon başkanı olmak istiyorum veya yöneticisi olmak istiyorum veya kulüp başkanı. Açalım 62. sayfayı. Açtık, orada yazıyor kriterler. Diyor ki şu şu şu. Efendim sizin kriterleriniz uymuyor. Ama benim 1 milyar dolarım var. Bak işine. Anladın mı? Güle güle. Şimdi ben hakem olmak istiyorum. Ben şu olmak. Yazacak hepsi orada. Bunu adaletli bir şekilde koyup uygularsan ancak öyle olacak. Yoksa sen birisi iki kişi aynı şeyi yapıyor. Biri bir maç ceza alıyor, biri 5 maç ceza alıyor. Kıyamet kopuyor. VAR sistemi gelmiş. Baştan beri karşıyım. Futbolun o doğasını öldürdü çünkü. Baştan beri karşıyım. O ilk herkesin çok övdüğü zamanlar dahil. Şu anda da. Hadi kabul ettik VAR sistemini. Ya VAR sistemi var, gene yanlış karar veriyorlar. Yusuf Namoğlu istifa ettiğinde o Allah'ını seviyorsunuz şeyine bir baksanıza ne yazmış istifa şeyine. Diyor ki ben daha önce de istifaya çektim diyor. Adam MHK'nin başkanı. Daha önce istifaya çektim diyor. Biraz daha bekleyelim dedim. Ama en son Trabzon Galatasaray maçında diyor. Hakem VAR'a gitti. Gördü, gene çalmadı. Artık benim de yapabileceğim bir şey kalmadı. Ben istifa ediyorum dedi. Bir MHK başkanı diyor ki artık film kopmuş arkadaşlar. Yusuf Namoğlu'nu savunduğumdan anlatmıyorum. Ama gerçekler. Onlar bir ayrı, bu taraf bir ayrı, o taraf bir ayrı. Bir laf var. Kimin çalıp kimin oynadığı belli değil. Ve bu federasyonda bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte bu kriterleri koyuyor. Diyor ki mali kriterleri koydum. Şu kadar harcayacaksınız ama ilk sene %30 fazla harcayabilirsiniz. İkinci sene %10. Yok öyle bir şey. Zaten batmışsın sen. Sen zaten batmışsın. Tak keseceksin kalemi. Kim yapmadıysa düşür kardeşim. Cezasını ver. Eğer uymuyorsa ikinci lige düşür. Düşür iki tane takım, bakalım ne oluyor ondan sonra. Getir Kulüpler Birliği yasasını. Getir sistemi kur. Ha ondan sonra kim yönetime girmek istiyorsa girsin. Sistem yazıyor orada. Bu kadar insana soruyorum ben Türkiye Cumhuriyeti'nde. Dünyanın en büyük kulübü Manchester United kulübü. Kulüp başkanının ismini bilen var mı? Ben de bilmiyorum. Fark etmiyor ki kimin başkan olduğu. Sistem çalışıyor orada. Veya diğer başkanları soruyorum. Onun için umutsuzluk bize yakışmaz bir Müslüman, ama çizdiğiniz tabloda da pek umutlu olunacak bir hal yok gibi. Şu anda kör bir kuyunun içindeyiz zaten. Ben bunu anlatıyorum. Bunu biz çıkabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir ülke. Çok kuvvetli bir devlet yani. Bir futbolu mu halledemeyeceğiz, sporu mu halledemeyeceğiz? İşte şimdi tekrardan birkaç gün sonra Spor Bakanlığı bütçeler geliyor. Spor Bakanlığı'nda konuşacağım. 4 sene önce bir şey getirdim ben. 4 senede bir oluyor federasyon seçimleri. 65 tane falan federasyon var. Hepsi birbirinden beter. İçlerinden 1-2 tane var. Onlar da zaten başarılı. Hepsi birbirinden beter. Diyorum ki bir kanun getirelim. O branşta milli olmayan kimse başkan adayı olamaz. %25'te kota. Atıyorum Tekvando Federasyonu. Milli sporcu olacak başkanı. 20 kişilik yönetimde de 5 kişi milli tekvandocu olacak. Devşirmelerde dahil mi? Eskrimde de öyle. Devşirme derken? Yabancı olup Türk vatandaşı yaptıklarımız. Ya şimdi onları da üzmek istemem ama gerek yok. 82 milyonluk ülkede var ya, dolup taşar sporcu. Sen bugün bir baksanıza bize U18'e kadar. Bütün branşlarda, bütün her şeyde biz Avrupa'da ve dünyada başarılıyız. 18 yaşını geçti mi başarısızlık başlıyor. İşte orada sistem farkı ortaya çıkıyor. Ya biz bu işi beceririz ama becermeye niyetimiz olacak, becerme isteğimiz olacak ve gereğini yapacağız. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Olimpiyatlar bir ülkenin sporunu belirler değil mi? Sonunda, olimpiyatların sonunda. Çünkü her branştan neredeyse katılıyorsun. Türkiye tarihinin en kötü 3 olimpiyatı bu son 4 yıldır. Son 12 yıldır. İşte 4. En az madalya aldığımız şey. Hem de ne zaman biliyor musunuz? Türk futbol tarihinin en büyük tesis atılımı yapıldığı dönemde. Statların, salonların, her şeyin yapıldığı, yani her şeyin yapıldığı bir dönemde. Şu anda dünya çapında tesislerimiz var bizim. Dünya çapında tesislerimiz var. Türkiye büyük bir devlet. İletişim var. Var. 82 milyonluk ülke. Ama olimpiyatlarda tarihimizin en kötü derecelerini alıyoruz. Bir tane nedeni var. Peygamber Efendimiz'in dediğini dinlemiyoruz. Peygamber Efendimiz demiş ki işi ehline verin. İşi ehline vermediğimiz için bu durumdayız. Ne zaman karar verirsek, evet artık ehil ellere veriyoruz. Bakın o zaman nasıl değişiyor her şey. Ama bu sistemde bu şekilde devam ettiğim müddetçe. Bu sahiplik sistemi de o zaman pek bir işe yaramaz. Futbol kulüpleri için söylüyorum.
Ya şimdi şöyle, onu da tartışmak lazım. Yani getirisi götürüsü. Ama. Ya şöyle bir şey yok şu anda Türk futbolunda. Bunu yaparsak her şey çözülecek. Yok, aa. Bir şey yok. Çok şey var. Çok şeyi birden yapacağız. Anayasayı yazacağız. Kırmızı kaplı kitap diyorum ya. Onu yazacağız, burada duracak. Bir şey mi? Hemen sayfayı açacaksın. İsterse Türkiye'nin en fakir adamı gelsin, istiyorsa en zengin adamı gelsin. En üstteki rütbedeki adam gelsin, fark etmez. Şeye uymuyorsa, kriter uymuyorsa o göreve gelemeyecek. Kızım Koç Üniversitesi mezunu, ekonomi mezunu. Ondan sonra işte bu işletmesi var, biraz ticaret yapıyor. Mert de Bilgi Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okuyor ve benim ticari işlerimi takip ediyor. Yani koşturuyoruz hep beraber, elimizden geleni yapıyoruz. Orada değil de burada otursaydınız yine orada Saffet Sancaklı otursa hep son soru olarak bunu soruyorum. Saffet Sancaklı'ya ne sorardınız? Valla Saffet Sancaklı'ya ne sorardım bilmiyorum. Ben çok açık sözlü bir adamım. Zaten ben burada konuştuğumu kahvede de konuşurum, mecliste de konuşurum. Başka bir yerde. Çünkü niye? Bu milleti kandırmamak lazım. Bu büyük Türk milletine iki şey yapmayacaksın. Bir, yalan atmayacaksın. İki, rol yapmayacaksın. Yaparsan patlatır bu millet seni. Bu millet çok enteresan bir millet. Dünyada eşi benzeri yok. Ben hiç hayatımın hiç bölümünde, hiçbir sohbette, hiçbir yerde fark etmez. Buna televizyon kameraları da olabilir, mecliste olabilir, sokakta da olabilir. İnanmadığım bir şeyi konuşmam, söylemem. Bana da kimse söyletemez. Onun için millet tanıyor bizi zaten. Ben bir şey söylüyorsam kafamın arkasında bir şey yoktur. İki türlü bakarım ben. İlk baktığım şey şudur. Ben bir hamle yapıyorsam, bir şey yapıyorsam, bir iş yapıyorsam bu ülkeye nasıl bir fayda sağlıyor? İlk bakışım odur benim. Ha ondan sonra kendim işte bize nasıl faydası olur, partiye nasıl faydası olur, aileme nasıl falan o. Ama ilki bu büyük Türkiye Cumhuriyeti'ne nasıl faydası olur? İnanmıyorsam olmayacağını ben zaten o işte yokum. İnanıyorsam olacağımı sonuna kadar da giderim. Yani sorulara da hiç, zaten siz de bana soruları da göstermediniz. Ben soruları da sormam yani röportaj yaptım. Her şeyi sorabilirsiniz bana. Eyvallah.